bunu. İnanın çok duygulandım. Şey bitti, program bitti. Yanıma gelen uzun köprü abilerim vardı. Birkaç tane yaşça büyük benden. İnanın duygudan konuşamadılar insanlar. Yani bununla ilgili bunun nedenini ben bilemiyorum. Bugüne kadar yaptığımız etkinliklerde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Demek ki Sayın İlçe Müdürümüz bu anlamda bir karar almış ve bunu bu anlamda uygulatmış diye düşünüyorum. Tut ki bu programda hiç yok, etkinlikte hiç yok şeyiniz, programda isminiz. Eğer Uzunköprü'ye ulusal bayramla ilgili böyle ekipler geldikten sonra bir telefonla bile, en ufak bir bilgiyle bile, gecenin 10'unda bile ekibi hazırlarsanız, o imkan varsa tabii ki çocukları göndermeniz de olacak. 10 dakika oyun oynadı hepsi. İnanın bugün biraz evvel Edirne'den geliyorum. Oğuz Başkan'ın ekipleriyle birlikte Dubai'ye gittiler. Dubai Başkonsolosluğundan kendilerine bir çağrı geldi. Dubai'ye gittiler arkadaşlar. Dubai'de 23 Nisan'ı neredeyse Türkiye'den iyi kutlamışlar. Biz okullarda, her okulda tek tek kutlama olması yerine bütün öğrencilerimizi, bütün insanlarımızı, bütün Uzunköprü'yü bir araya getirerek kutlanmasını istiyoruz. Oraya gelen öğrenci üşüse de, güneşi yese de, sıcağı yese de, soğuğu yese de, o vatan bilincinde, o birlikte hareket etme, o dayanışmayı, o Türklüğü öğreniyor. Bizler için hakikaten bayramlar, hepiniz biliyorsunuz, bayramlar çok önemli şeyler. Bizi bir arada tutan ögelerden bir tanesi bayramlar. Bu anlamda ki hareketin bence Uzunköprü'ye yakışmadığını düşünüyorum. Bu işi daha çok da devam ettirerek bir adım daha atıldı. Demokrasi İlkokulu'ndaki törende ilçe milliyetin müdürü beyefendi konuşurken, sayın milletvekilini ve kaymakamı ismini arz ettikten sonra konuşmasına girdi. Bu konuyla da ilgili biraz bir takım şeyler söyledi. İşte başka yerde kutlamayın vesaire falan. Siz kutlamayın diyorsunuz. Bütün okullarda 16-20 tane okulda siz kutlatıyorsunuz zaten. Bu fikir bence ülkedeki bayram kutlamalarının, o coşkunun yaşanmasının engellenmesi olarak ben düşünüyorum. Uzunköprü Belediyesi ne yapacak bundan sonra? Bugüne kadar biz 7 yıldır Uzunköprü'de Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı olarak çalışıyoruz. İnanın siyaseten hiçbir şey yapmadık. Okullarla ilgili de hiçbir şey yapmadık. Okullara Hayat Olsun projesinde Edirne'nin belki en iyi belediyesi Uzunköprü Belediyesi'dir okullara destek olan. Ama bu şartlar oluştuğunda artık bundan sonra bizim ilçe milliyetin müdürlüğüyle bu anlamda çalışmamıza imkan kalmamıştır arkadaşlar. Ha ne olur, öğrencimizin, öğretmenimizin hakikaten isteklerini bize ilettiklerinde gene onlara biz yardımcı oluruz ama ilçe milli eğitimiyle yaptığımız bu protokolü bugünden itibaren devam ettirmenin artık hal ve şartları ortadan kalkmıştır arkadaşlar. Bunu da eklemek isterim. İnşallah bu konu ilgililerince düşünülür, tartışılır kendi aralarında. Bir sonraki bayramda ya da yapılan Uzunköprü'de yapılacak etkinliklerde böyle sıkıntılarla karşılaşılmaz. Bu anlamda Uzunköprü Belediyesi'nin yeni kültür binasıyla birlikte müzik, resim kursları vesairesiyle birlikte bunlar artacak. Tabii bunlarla birlikte de Uzunköprü Belediyesi hem halk dansları topluluklarını, bir takım koroları, çocuk korolarını, gençlik korolarını kurarak artık Uzunköprü'de bu anlamda da hizmet etme gereksiniminde olduğunu düşünüyorum. O ihtiyaç hasıl olmuştur. İnşallah bundan sonra aynı sıkıntıları yaşamayız birlikte. Su faturaları konusunda tabii ki konu var. Tabii. Şimdi bir kutlama komitesi var galiba. Evet. Bu kutlama komitesinde bildiğim kadarıyla belediye başkanımız, kaymakam, emniyet müdürü, garnizon komutanı. Burada bir takım maddeler var. Hepsini tam olarak Uzunköprü programını içine almamış arkadaşlar. Bunların yazım şekli ve belediye tarafından yazılmıyor. Şimdi biz programımızın
Bizim programımız yurt dışından gelen ekipler vasıtasıyla gerçekleştirileceği için son gece cumartesi günü için gelen Bulgaristan'dan bir ekibin bir sıkıntısı oldu. İptal edildi mesela. Svilingrad ekibi gelemedi. Ama biz öyle zannediyorum, yazının tarihini de veririm size. Çarşamba ya da salı günü Milli Eğitim'e bastırdığımız afişimizle, programımızla beraber dilekçeyi, bir ek dilekçe daha gönderdik. Dedik ki biz bu programımız böyledir. Hem saat 3'te 3.30'da başlayacak 22'sindeki program, hem de 23 Nisan'daki saat 12'deki burada program için ekip gönderiyor musunuz dedik. Bu program için kabul olunduktan sonra mı başladın? Şimdi bu programı zaten birbirine karıştırmışlar yazarken. Sen şimdi çok güzel okudun. Sizin söylediğiniz gibi saat cumartesi gecesi 20.30'da havai fişekle beraber halk oyunları gösterilerinin yapılacağı, hiç öyle bir şey yok. Saat 14.30'da bir tiyatronun Adalet Meydanı'nda sergileneceği var. O ilgili programın hepsi bizde yazıyordu. Bunların hiçbir tanesini içine almamışlar. İlker'cim, bence bu program falan da hiç önemli. Şey diyorum başkanım. Niyet önemli. Aynen, niyet önemli. Hani bu programa, yani bilmiyorum, belediyeden bir katılım oldu mu? Yani bu organizasyona yani şey olarak. Hani biz böyle bir organizasyon yapacağız. Bunu da belirtelim. Her yıl olduğu gibi belirttik. Bizden o gün bir arkadaşımız, ben katılmadım. Bizden katılan olmadı. Yani hiç önemli değil. Arkadaşlar, ben size şunu söyleyeyim. Kapayım. Lütfen. Görüyorum. Şimdi arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Basit söyleyelim. Çünkü iş biraz karışık. Üst üste bu faturanın içinde... Bu faturanın içinde 4-5 tane hizmet var. Su ihbarnamesi olarak, su faturası olarak ödüyorsunuz. Ancak bunun içerisinde birden çok hizmet var. Bunları tek tek açıklamak lazım. Şimdi bu arkadaşımız bir önceki ayda su bedelinin 22.80 iken, örnek veriyorum, 47.3 toplama yükselmesi makul müdür başkanım, bunu nasıl açıklayabilirsiniz diye bir mail atmış bana mesela. Onu aldım, şey yaptım. Şimdi arkadaşlar, her belediye halkına götürdüğü, evine ya da iş yerine götürdüğü suyun maliyetini kendi harcamasına göre, kendi yaptığı harcamaya göre hesaplar ve ortaya çıkarır. Elektriğine ödediği para, çalıştırdığı işçisine, memuruna ödediği para bu anlamda. Yaptığı demirbaşa ilişkin yatırımları var bunun içerisinde. Okuma bedelleri vesaire, bununla ilgili suyun çeşmemizden akana kadar yapılan bütün harcamalar var. Bir de elinizdeki abone tutarları var. Kaç tane aboneniz varsa buna bölerek yapıyorsunuz. Tabii bunlarla ilgili, bunların hesaplanmalarında devletin de ortaya koyduğu bir takım usul ve esaslar var. Bunlara da uygun hareket etmek zorundasınız. Yani bazı yerde biraz serbest oluyorsunuz ama bazı yerde de sizi bir takım hükümlerle ve esaslarla da karşı karşıya bırakıyor devlet. Şimdi arkadaşlarım, su ücreti, bakım ücreti ve curuk ücreti diye şuradan hemen okuyorum. Su bedeli, curuk bedeli ve bakım bedeli diye 3 tane kısım var. Bunlar, size bunları dağıtacağım arkadaşlar. Bunlardan birer tane arkadaşlarımıza da verelim. Şunlardan dağıtacağım sizlere. Burada da tek tek de yazıyor. Şimdi bu suyun belirlenen ücreti, Okan koydum şöyle. 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 97. maddesi ve 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin T'den de uyarınca
verilen hizmetlerin demin söylediğim gibi maliyet hesapları yapılarak hesaplanıyor arkadaşlar. Bunlarla ilgili belediyeler her yıl vatandaştan hizmeti karşılığında aldıkları ücretlerdendir ki bunlar. Bunlar için de her belediye her yıl ücret tarifelerini yıl sonunda bir sonraki yıl için belirlerken bunları tek tek belirlemek zorundadır. Demin söylediğim gibi bu usul ve esaslar dahilinde 5393 18. madde 2464 sayılı belediye gelirleri yasasının 97 gereği hizmet maliyeti hesabı yapılır. Burada sevgili arkadaşlar 14. sayfamızda su abonelik ve bakım ücretleri adı altında 2015 ve 2016 yılının çeşitli vatandaştan alacağı ücret tarifelerini bu faturada yazan hangi usul ve esasa göre ne kadar alacağına ilişkin tarifeyi 2015 yılı sonunda hazırlanan ve 2016 yılının mali yılbaşında kabul ettiğiniz ücret tarifesinde almak zorundasınız. Evet, bunları tabii uygun şekilde hem sitemizde yayınlıyoruz, zaten açık toplantıyla ortaya koyuyoruz. Mesela bakım ücreti aylık. Buradaki bakım ücreti bakım bedeli denilen ücrettir. 2.20 yazıyor mesela şu elimdeki su faturasında 2.20 yazıyor arkadaşlar. Bakım ücreti 2015 yılında 2.20'ymiş. 2016 yılında da 2.20 olarak arttırılmadan devam etmiş. Ön ödemeli sayaç kullanıyorsanız bunlarda su abone ücretlerinin 2015'te örnek veriyorum 60 liraymış. Burada bu sene 66 olmuş. Birçok numarataş gelirleri var. Birçok husus burada su ücreti, bakım ücreti ve cüruk ücreti olarak burada kendini buluyor arkadaşlar. Buna dayanarak tahsil ediyoruz. Bizim zaten su ücretiyle herhangi bir sıkıntımız yok. Şu karışıyor gibi geliyor bana. Su paraları arttı, su ücretleri arttı gibi söyleniyor, dile getiriliyor. Su ücretleri artmıyor arkadaşlar. Bunun içerisinde su faturasının, faturayla tahsil ettiğin su ihbarnamesinin içerisinde hükümet tarafından ortaya konan, devlet tarafından ortaya konan, kanunla ortaya konan bir takım vergilerin de tahsilatları var sevgili arkadaşlarım. Vergiyi sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet koyar arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi karar almadan hiç kimse, belediye dahildir buna, hiç kimse herhangi bir vergi tahakkuk ettirme ve tahsil etme hakkı ve yetkisine sahip değildir. Bizim buradaki su faturasını yükselten bu bedeller de bu vergilerden karşılanmaktadır. Bu vergiler bu su faturalarının yükselmesine neden olmaktadır arkadaşlar. Ben size şimdi daha tek tek de söyleyeceğim bunları. Çevre temizlik vergisi. Suyla ne alakası var? Hiç alakası yok su faturasında. Su faturasında bizim birinci tarifemize göre su bedelimiz ne bizim? 2.85. 2.85'lik tarifeye göre isterseniz çok az su harcayın, hiç su harcamayın, o ay evde olmayın, su faturası size gene 20 lira gelecek. Ya diyor adam, ben evde değildim, anam yok, babam yok, hiçbir şey işletmiyoruz. Nedir bu diyor, yanlışlık var burada diyor. Alıyor vatandaş, geliyor su faturasıyla. Ama bunun içerisinde çevre temizlik vergisini ödemiş oluyor. Katı atık bedelini ödemiş oluyor ve ayrıca katma değer vergisini ödemiş oluyor. Bunlar ayrı kalemler arkadaşlar ve tek tek de yazıyor. Ama bunları su paralarının yükseldiği, su fiyatlarının, birim fiyatlarının yükseldiği şekilde söylemek hatalı. Ben şimdi size tek tek söylüyorum. Çevre temizlik vergisi. Nedir? 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun mükerrer 44. maddesi arkadaşlar. Merkezi idare tarafından, devlet tarafından, hükümeti tarafından belirlenecek bu vergi su tüketim miktarları esas alınmak suretiyle hesaplanan, su tüketim miktarlarını esas alarak çevre temizlik vergisini hesaplayacaksın diyor. Ve açıkça diyor ki bu 44. maddede bu vergiyi
su faturalarında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk ettirilir. Başka bir yerden vatandaşa bir alındığıyla ya da bir tebliğ belgesiyle gönderemezsin bana çevre temizlik vergisi borcum var diye diyor. Bunu su ihbarnamesinde göndereceksin diye 2464 sayılı belediye gelirleri 44. maddesi mükerrer 44 yazmış arkadaşlar. Ve buna göre de tahakkuk ettirilir diyor. Yani kullandığın su bedeli üzerinden hesaplanacak ayrı bir vergi bu. Bunu kim topluyor? Bunu genel idare toplamıyor. Genel idareye giden para da var şimdi bunun içerisinde. Belediye topluyor parayı ama bir kısmını da hazineye gidiyor. Devlete yatırdığı para da var. Ne var? Katma değer vergisi var arkadaşlar. Çevre temizlik vergilerinin devlet tarafından değil de belediyeler tarafından tahakkuk ettirilip toplanılmasına ilişkin usul ve esasları yine devlet belirlemiş. Yarın bir karar verebilir mi Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun yapma anlamında? Çevre temizlik vergilerini belediyelerden aldık, genel idareye yatıracaksınız. Verebilir arkadaşlar. Kanunu nasıl koyduysa, vergiyi koyduysa vergiyi de kaldırır ya da usul ve esaslarını ona göre belirleme hak ve yetkisine sahiptir arkadaşlar. 2. Atık su ve katı atık bedelleri var. Şimdi gelelim. Şimdi Avrupa Birliği'ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaylık statüsünde olduğu bir dönemde yapılan bütün işlemler sevgili arkadaşlarım Avrupa Birliği müktesebatına, Avrupa Birliği ile elde edeceğin hak elde etme işlemine uygun usul ve esasların hükümet tarafından alınarak ilgili organlarınca hayata geçirilmesine ilişkin vergiler. Atık su ve katı atık depolama tesisleri kurulmasına ilişkin esaslar. Şimdi dün bana bugün havale ettim. Ya atık su çalışmıyor, neden atık suyu topluyoruz? Bu ay itibariyle bize bedeli yanlış hatırlamıyorsam 7 milyon lira civarındaki atık suyunun bizim kanalizasyonumuzdan atık su arıtma tesisine kadar gönderilen terfi hattının ödemesi başlıyor diye yazım geldi elime. Şimdi arkadaşlar nedir? 2872 sayılı çevre kanunumuz var 11. maddesi. Ve 27 Ekim 2010 tarihli yine 27.742 sayılı resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren önemli bizi ilgilendiren kanun bu arkadaşlar. Yönetmelik bu daha doğrusu. Atık su, altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğin 12. maddesinde her bir abone için toplam sistem maliyeti o aboneye veya verilecek olan hizmete göre hesaplanır hükmü gereğince tam maliyet hesaplarına istinaden yani çöpü toplama maliyetine, atık suyu gönderme maliyetine ilişkin yaptığın bütün maliyetleri içine koyarak kaç adamla okutacaksın, kaç adam çalıştıracaksın, elektrik giderim vesaire. Bunları tek tek hesaplanarak çıkıyor bu 3 lira, 5 lira, 4 lira olan bedeller. Ne kadar ucuza mal ediyorsan ilçendeki, belediyendeki çöp toplama maliyetini bu maliyeti de o kadar düşürme şansın var. Ne kadar fazla para harcarsan bu bedeller de yükselecektir arkadaşlar. Şimdi aynı yönetmelik yine 22. maddede de atık su ve evsel katı atık hizmetlerine ilişkin ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen düzenli aralıklarla geldik gene su faturalarına. Bunların su faturaları üzerinden tahakkuk ettirilmeleri gerekir diye kanun hükmü gereğince bunu biz nasıl arkadaşlar şeyi aldık, çevre temizliği soktuk, bunun içine sokmak zorunda kaldık. Atık su bedeli ve katı atık bedelini de burada bunları da eklemek zorundasınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün belediyeleri bu işlemi yapmak zorunda. Daha önceden yapanlar da vardı galiba. Ve bu işi arkadaşlar Uzunköprü Belediyesi bir iki dönemdir erteledi. Yani tabii ki insanlar ödedikleri hizmet karşılığında eğer faturalarında bir artış varsa tabii ki soracaklar. Biz demokrasiyle yönetilen bir ülkedeyiz. Neden kaynaklandığını bir insanın sormasından doğal hiçbir şey yok.
Ancak söylediğim iki hususta vergiye ilişkin husustur ve devlet tarafından konan, hükümet tarafından konan vergilere ilişkindir. Ve bunların da su faturaları üzerinden açıkça tahsilat, tahakkuk ve tahsilatlarının yapılacağı ortaya konmuştur. Katma değer vergisi. Burada bir tane daha şey var arkadaşlar, kısım var. 4 lira 57 kuruşunda bu oluşturuyor. Aşağı yukarı atık su bedeli kadar miktar. 1984 tarihli ve ilgili 18.560 sayılı resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren katma değer vergisi kanunu uyarınca oranlarına göre 8 midir, 18 midir tahakkuk ettirilmekte olup tahakkuk eden katma değer vergileri bu faturada 4 lira 57 kuruş. Takip eden ayda belediyemizce beyan edilerek kaç tane 16 bin abonem mi var? 16 bin aboneden kaç para topladın? 4 liradan 16 bin çarpı 4 kaç para tuttu? 64 bin lira tuttu, örnek veriyorum. Bunu beyan edeceksin bir sonraki ayda ve parasını da gidip bu aldığın 4 lira 57 kuruşu Uzunköprü Vergi Dairesi'ne yatırmasını bekliyorum. %8'den mi hepsi şey hizmet verilir, katma değerleri? 18 var mı? 18, diğer 18. Hepsi %8 mi? 18 var. 8-18 farkı neden? Hangisine 8-18 uygulanıyor? Su 8 olması lazım başkanım, bakmam lazım. Evet. Yani bir tane 8-18 şeyi var. Bazısına 8 hizmet bedeli, su, insanın ihtiyacı. Zannediyorum burada 8'i uyguluyoruz. 8'i uyguluyoruz. Arkadaşlar, demin söylediğim gibi çevre tekstil vergisi, atık su ve katı atık bedellerine ilişkin vergileri toplandıktan sonra belediyede kalacağı, ancak katma değer vergisinin ilgili yer vergi dairesindeki burada Uzunköprü'dür. Uzunköprü'ye bir ay sonra beyan edilerek parasının yatırılacağı burada. Ha, bunları yatırmazsan ne olur? Bunları yatırmazsan devlete borcun oluyor. Faizini ödüyorsun bu paraları. Şimdi bazı belediyelerde işte bu kadar değil bizde neden? Demin söylediğim gibi arkadaşlar. Yeni bir sistem. Bir söyler misiniz? Ne kadar? 2.85. Şimdi bizde 2.85 gerekleri normal abone. Normal abonelerde birkaç çeşit abonemiz var. Engin bak bakayım buradan bana. Efendim? 12'ye bakıyoruz. 12'den başlıyor zaten bizim. Ödemede 2.18. Şimdi mesken ön ödemeli sayaçlarda 2.18 arkadaşlar. Ticarethanelerde 4.84. Ticarethanelerde 4.84. Ön ödemeli sayaçlarda. Suda %8 KDV arkadaşlar. Meskenlere uygulanacak normal abone, normal kartlı değil sisteminiz. 20 tona kadar 2.85. 2015 yılında da 2.85'miş. 2016'da 2.85. Bununla ilgili önceki yıllara ilişkin şu anda yanımda yok o bilgi ama önceki yıllara ilişkin yapılan zamlarla ilişkin de bir ayrı bir şey verebiliriz. Toplayıp duruyor. O diyor ki bu vergilerle beraber vergiyi koyuyor. Katı atık artma, su artmayı koyuyor. Diyor ki ben 50 lira ödedim. Kaç ton su kullanmışım? 10 ton su kullanmışım. Her tonu için birim fiyat hesaplanmıştı. Biz bunu arkadaşlar 20 tona kadar şeye çıkardık. Evet. %85 mesken aboneleri zaten 0'a 20 tona kadar. Baktık yani halka hangi oran şey var? 20 tona kadar %85'i bizim abonelerimizin 20 tona kadar olan suyla idare edebiliyorlar. Böyle bir karar verildi. Bir de daha önce başkanım, konutlarda kademe uygulaması vardı, ticaretten vardı. Tek tarife vardı, biz konutlar aleyhine olan konuyu ticarethanelerde kademe uygulaması. Yani 20 tona kadar 20, aynı şekilde kademe uygulaması. Ticarethanelerde de kademe uygulaması yaparak konutların ödeyeceği ücretin daha yükselmesini önledik demek istiyor yani, tam olarak. Evet. Sayın Başkanım, meskenin 20 ton su kullanan bir abone. Şey yapacak, hizmet edecek bir tarımsal araştırma uygulama merkezi gibi bir bina yapalım dedi. Biz de kabul ettik ve onlara 25 yıllığına meclis kararıyla hemen yanındaki yeri verdik. Bu yer daha evvel İlçe Tarım Müdürlüğü'ne verilmiş ve orada bir tek katlı bir yerde hizmet ediyorlarmış. Biz onlara verilen bu yararlanma hakkını kaldırıp biz bu yeri bina yapmak üzere 25 yıllığına verdik. Sayın İlçe Tarım Müdürüm,
bu Uzunköprü Belediyesi'nin ziraat odasına 10 bin tane kayıtlı çiftçisi aşağı yukarı, 7500 tane aktif çiftçisi olan ve tarım memleketi olan Uzunköprü'ye belediye olarak çiftçimizin yanında, emeğin yanında olmak bizim en büyük görevimiz zaten. Bu görevimizi, bu anlamdaki görevimizi yerine getirmek üzere bir an önce 14 Mayıs'ta Çiftçi Bayramı'nda oranın temellerini atmayı düşündüğümüz bir yerdi. Ancak Sayın İlçe Tarım Müdürü, bizim yaptığımız, belediyenin yaptığı bu işlemin hukuka uygun olmaması gibi bir gerekçeyle iptaline dair bir dava açmış. Hayırlısı olsun, dava hayırlı olsun. Davalar açılır ve adli makamlarca sonuca bağlanırlar. Yeni açılmış. Peki bu çeklerin de sözleşmeniz ne zaman bitiyordu sizin? Bizim sözleşmemiz yok. Bana ait olan bir yeri, belediyeye ait olan bir yeri 10 yıllığına vermiş Uzunköprü Belediyesi. İki yıl daha varmış süresine. Bir yıl sonra Uzunköprü Belediyesi vazgeçer. Ben toprağımı sana kullandırmaktan vazgeçiyorum diye alır kardeşim. Hiç kimse bir şey söyleyemez. Öyle hiçbir denetleme hakkı olamaz kimsenin. Benim düşündüğüm olay zaten çiftçiye verilecek. Zaten Ziraat Odası İlçe Tarım Müdürlüğü'nün katından çıktıktan sonra oraya taşınma durumu zaten söz konusu olacak. Bu tip işlerde işin içerisine siyaset karıştığını ben düşünüyorum arkadaşlar. Uzunköprü Belediyesi nasıl hemen kabul etti vesaire, var bu işin içinde bir iş gibi laflar geliyor kulağımıza. Uzunköprü Belediyesi 10 bin tane çiftçiye hizmet eden bir kurumun talebini kabul etmek durumundadır. Uzunköprü halkının tek geçim kaynağı topraktır arkadaşlar. Çiftçimizi desteklemeliyiz. Her türlü yararı ortaya koymalıyız bu anlamda. Bizim inanın gururla söyleyeceğimiz işlerimizden, icraatlarımızdan bir tanesi olacaktır bu iş. Dava hayırlı olsun, uğurlu olsun. Önümüzdeki mecliste konuyu tekrar şey yapacağız. Ancak İktidar Parti temsilcileri geçenlerde bu köprüye yakınla ilgili bir durum varmış herhalde. Tabii köprüye yakın olan yerlerdeki bu arkadaşlar buranın projesini yaptırdılar. Yakın olduğu için Anıtlar Kurulu'ndan onaylanarak gelmesi lazım. O arkadaşlar hem gidiyorlar orada projeyi çabuklaştırın diyorlar. Ama olmaması için de ellerinden geleni yapar arkadaşlarımız. Evet. Bunu da söylemek istiyorum. Köprü demişken kapanması. Diyorlar, ondan sonra bizim haberimiz yok diyorlar. Ben bunu anlamıyorum yani. Ha eleştirecekse benim belediye mensubuyum. Tabii ki eleştirecekse. Her şeyinize İlker'cim ben şak şak başkan. Farklı siyasi partisi. Tabii ki senin şeyine ben çekimsel kalıyorum. Ben kaldırmayabilirim. Ama konulardan %100 haberleri var hepsinde. Onunla alakalı değil başkanım. Yani 6 senede söz verdiğiniz büyük projelerden yapmadılar diye bir yazı çıktı. Değil mi? O şekilde devam edelim. Hiçbir şey yapmadılar dedi. Ne büyük projeler, hiçbir şey yapmadılar dedi. Hiçbir şey yapmadılar dedi. Şimdi arkadaşlar 2015 faaliyet raporumuz burada bizim. Gram gram hepsini tek tek okuyarak bir şey yapabiliriz. Yeni basın yeni bir toplantı. Burada olmaz bu saatte olmaz. Yani işin eskisi olarak. Sonra yemeğe kalır filan. Aç bırakırız. Başkanım bunu başka bir gün.